Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Hocam hiçbir hedefimiz yok. 10. sınıfız. Hepiniz işte TYT, MYT diyorlar. YouTube'da, Instagram'da TYT geliyor. 10. sınıf çok önemli gibi birçok yorumlar görüyoruz ama hedefimiz olmadığı için esasında yazıldan bir gün önce çalışmak haricinde herhangi bir şey yapasımız gelmiyor demiş arkadaşlarımız. Mesela Ceren Eligül demiş ki fizik ile matematikten hiç anlamıyorum. Her türlü şey yaptım ama olmuyor. Sınavlarda çok zorlanıyorum. Bu olduğumuz birinci sınavda fizikten 65, matematikten 74 aldım ama hiçbir şekilde kafam basmıyor. Ben daha ne yapayım bilmiyorum demiş. Ya da başka bir öğrencimiz Hatice sayısala nasıl çalışmalıyız demiş. YKS isimli bir öğrencimiz sözel yapamıyorum demiş. Yani esasında burada temelinde öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntı şu. Gayret gösteriyoruz ama yapamıyoruz. Hedefimiz yok. Hedefimiz olmadığı için çalışasımız gelmiyor. Buna benzer birçok yorumu bizler zaten hem etrafımızda konuştuğumuz arkadaşlardan hem de YouTube'da sizin değerli yorumlarınızdan görüyoruz arkadaşlar. Zaten biz gün içerisinde mutlaka bütün yorumlarınıza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar esasında zihnimizde şöyle bir şey var. Hedef bulunamadı. Yani bir hedefimiz yok. Böyle ya işte şu ülkede böyle şeyler oluyor. Yok dünyada savaşlar çıkıyor. Yok o böyle bir bahane bulup insan bir şekilde görevlerini yapması gerekenleri yapmak yerine tembelliğe kaçıyor. Zaten sosyal medyada bunu destekleyen bir yayın yapıyor size. Sürekli olarak dopamin etkisi veriyor. Sürekli olarak böyle sizi mutlu edecek şeyleri göstererek sizi mutsuz ediyor. Çünkü hayatın temelinde bu var. İnsan sürekli mutlu olduğu zaman o mutluluk elinden gittiğinde mutsuz oluyor. Ama sürekli gayret gösterip çalıştığı zaman o sıkıntılar bittiğinde mutlu oluyor. Bunu hatta bir bilim insanı şöyle demiş. Demiş ki sıkıntının bitmesi insana lezzet verir, lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir. Dolayısıyla şimdi bizler 10. sınıfta yaşayacağımız o güzel, eğlenceli günler bittiğinde bize lezzet vermeyecek. Bize sıkıntı verecek. Ama şu anda 10. sınıfta yapacağımız adımlar, yapacağımız gayretler bir şekilde bize bir yorgunluk verecek ama en sonunda da lezzet verecek. Ve diyeceğiz ki oh be çile geçici, zafer kalıcıymış. Şimdi hedefte olmayınca insanın çalışması gelmiyor. Bir hedef belirlememiz lazım. Peki hocam hedef nasıl belirleniyorsunuz? Birincisi hedef belirlemek için arkadaşlar yapacağımız şey şu. Kendimize 5 temel soruyu soracağız. Birinci soru ben ne yaparsam mutlu olurum diyeceksiniz kendinize. Yani ben resim çizersem mi mutlu olurum, kitap okursam mı, yazı yazarsam mı, insanlarla konuşursam mı, işte tiyatrocu olursam mı fark etmez. Sizin en sevdiğiniz şey nedir? Hocam ben uyursam mutlu olurum, sürekli yatmam lazım gibi cevap vermemeniz lazım. Çünkü insan uyumak bir ihtiyaçtır. Uyumak insana mutluluk getirmez. Uyumak zorunluluktur yani. Ama bunun haricinde İşte hocam ben bir yönetmen olursam mutlu olurum ya da ben işte bir yazar olursam mutlu olurum gibi kendinize bir soru sormalısınız. Ben ne yaparsam mutlu olurum veya da yabancı dil öğrenip konuşursam, dünyayı gezersem fark etmez. Ardından bana uygun meslek hangisi diyeceksiniz? Yani mesela konuşmayı seven bir insan ya avukat olmalı ya da öğretmen olmalı ya da bir politikacı olmalı. Konuşmayı seviyorsan eğer, insanların seni dinlemesinden hoşnut kalıyorsan gidip de yazılımcı olman çok büyük bir hata olur. Çünkü yazılımcı kimseyle konuşmuyor ki. Yazılımcılar oturup bilgisayarda 101101. Yani konuşturarak para değil de, konuşarak iş değil de yazarak, kodlayarak para kazanıyorlar, iş yapıyorlar. Ama bir avukat, bir öğretmen, bir politikacı konuşması, hitabeti çok çok değerli. Dolayısıyla burada size en uygun mesleği de bulmanız gerekiyor. Üçüncüsü hangi şehir? Yani ben şu anda İstanbul'dayım ve İstanbul'dan nefret ediyorum. Bir an önce ailemle aynı evde kalmak istemiyorum. Başka bir yere çıkmak istiyorum. Veyahut da Ankara'dayım ama Ankara'da deniz yok. Ben İzmir'e gitmek istiyorum. Veyahut da işte Konya'dayım ama Konya soğuk. Antalya'ya gitmek istiyorum. Fark etmez. Kendinize yapacağınız mesleği belirledikten sonra bunun sonrasında hangi şehirde bu meslekle alakalı üniversite eğitimi almak istediğinize karar vermelisiniz. Çünkü eğer sen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde okumak istiyorsan birazcık derslerine çalışman lazım ki o şehirlerdeki büyük üniversiteleri kazanasın. Ve sonrasında da tabii ki hangi okul? Yani İstanbul diyorsun ama İstanbul'da paralı üniversiteler var. Boğaziçi var, İTÜ var, Sabancı var, Koç var, Marmara var, İstanbul var. Bir sürü üniversite var. Yani her bölümün farklı farklı üniversitelerde seçenekleri var. Ya da örnek veriyorum. İşte İzmir'de İzmir Ekonomi Üniversitesi var, 950 Üniversitesi var, Ege Üniversitesi var, farklı farklı üniversiteler. Ankara'da ODTÜ var, Ankara var, Hacettepe var, işte Atılım Üniversitesi var, Çankaya Üniversitesi, bir sürü üniversite var. Dolayısıyla okul da belirlemeniz lazım. Diyeceksiniz kardeşim ben şu üniversitede şu bölüm okumak istiyorum dedikten sonra da bölümünüzü belirleyeceksiniz. Yani ben avukat olmak istiyorum, ben öğretmen olmak istiyorum ve ben öğretmenlikle alakalı eğitim mi ya da hukukla alakalı eğitim mi ya da mühendislikle alakalı eğitim mi ya da yazılımcılıkla alakalı eğitim mi ya da tiyatroculukla alakalı eğitim mi şu şehirde, şu üniversitede, şu bölümde almak istiyorum gibi kendinize bir hedef belirleyeceksiniz. Bunu belirlediğiniz zaman arkadaşlar bu hedefle alakalı ister okula gidip önünde selfie çektirebilirsiniz, öz çekim yapabilirsiniz, isterseniz okulun çıksın alıp duvarınıza asabilirsiniz, hedefinizi belirleyeceksiniz. Bakın bunu yapmanız bile size %20
başarı sağlayacaktır. Çünkü hedefsiz bir insan hiç kimseye yardım etmez. Nereyi kazanmak istiyorsun? Hayırlısıya bakarız. Bu adam çalışmaz. Bu adam kolay kolay ders çalışmaz. Ama bir hedefi varsa o hedefi hatırlar ve o yüzden de der ki ben bir şeyler yapmam lazım. En azından bugün bu hedefine yönelik şunları yapmam lazım diyecek. Şimdi daha sonrası hedefimizi belirledik. Hedefimizi duvarımıza astık. Sonrasında da SWOT analizi yapmamız lazım. İngilizce bilen arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyorlar. Ben de anlatayım bir kez daha. Strengths yani güçlerimiz, yani nerede güçlüyüz. Weakness yani zayıflıklarımız, nerede eksiyiz. Opportunities yani fırsatlar, bize gelebilecek fırsatlar nelerdir. Üçüncüsü, dördüncüsü de threats yani tehditler. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Şimdi burada birincisi güçlü olduğunuz yönler var. Sizler arkadaşlar şu anda önünüzde şöyle düşünecek olursak şöyle. Şu anda önünüzde belki de siz şuradasınız şu anda ve diyorsunuz ki ooo ben bu dağlara nasıl tırmanacağım diyorsunuz. Ve aklınızda genellikle hep bu tırmandığınız zorluklar geliyor. Bu zorlukları başardığınız gelmiyor. Yani siz buradan başladınız esasında bu hayat yolculuğuna. İlkokulda birçok şey öğrendiniz. Ortaokulda birçok şey öğrendiniz. 9. sınıfta birçok şey öğrendiniz. Şimdi 10. sınıftasınız ve önünüze son birkaç tepe daha kaldı. Bu düzlükleri de aştıktan sonra zaten güzel günler sizleri bekliyor. Ama insan önündeki engellere bakarak ooo 10'muş, TYT'ymiş, AYT'ymiş yok çok zor ya hedef bunları geç diyor. Halbuki bir başardıklarına bakacaksın. Yani sen güçlü olduğun şeylere bakarsan birçok şeyi başardın. Birçok güzel şeyi başardın. Birçok şeyi hallettin. Dolayısıyla sen güçlü yönlerini bileceksin. Sözelde belki iyisin. Belki sayısalda iyisin. Belki matematiği sevmiyorsun ama Türkçe'de, edebiyatta, tarih, coğrafyada çok iyisin. Çok başarılı bir insansın. Dolayısıyla bunları not edeceksin. Aynı zamanda weaknesses, zayıflıkların da var. Bak bazı yerlerde gerçekten aşağı düşmüşsün. Zirveye çıkıp aşağı düşmüşsün. Bak şuralar senin kırmızı alarm veren yerler. Görüyor musun? Bak buralarda aşağı inmek zorunda kalmışsın. Zirveye çıkıp geri aşağı inmişsin. Zirveye çıkıp aşağı inmişsin. Şimdi aşağı iniyormuşsun gibi geliyor. Ama tekrar zirveye çıkacaksın. Belki bir daha aşağı ineceksin ama en sonunda zirve seni bekliyor. Dolayısıyla hocam en sonunda aşağı ne demeyin diye şunu da şöyle en zirveye taşıyayım arkadaşlar. Dolayısıyla özetle söylemek istediğim şey şu. İnişler ve çıkışlar hayatta olacak zaten. Yani geçen gün çok güzel bir şey izledim. Adama diyor ki işte Türkiye şampiyonu, Türkiye birincisi, dünya birincisi işte Halil Mutlu geldi diyor, tamam mı? Adam da diyor ki Halil Mutlu böyle ünlü bir haltercimiz. Diyor ki ya diyor benim sadece birinciliklerimi sayıyorsun. Aldığım şampiyonlukları, aldığım altınları sayıyorsunuz. Ama esasında ben ikinciliklerimi, üçüncülüklerimi, sonuncu olduğum müsabakalardan da bahsetmenizi isterim. Çünkü benim o birincilikleri almamı sağlayan şey esasında geçmişte yaptığım bu ikincilikler, bu üçüncülükler, dördüncü, beşinci, sonunculuklar. Onlardan aldığım dersler ilerledim diyor. Dolayısıyla sizin şu anda alacağınız kötü notlar, yanlışlar sizin ileride sadece başarılı olduğunuzu verecek size. Diyecek ki ben bunları mesela üniversiteye hazırlanan bir öğrenci çok sıkıntı çeker. Kazandıktan sonra da ya çalıştık hallettik fazla zorlanmadık der. Anlatsana ne sıkıntılar çektiğini, ne zorluklar çektiğini. Anlatmaz. Sadece zirveye oynadığı kısımları anlatır. Sizler de belki size bu şekilde bahsetmesini isteyeceksiniz ama Halil Mutlu öyle yapmıyor. Diyor ki ben diyor defalarca ikinci oldum, defalarca üçüncü oldum, defalarca batırdım, zor durumlara düştüm ama sonra sen sadece birincilikleri sayıyorsun diyor. İşte bu aşağı düşüşler de sizler için değerli olacak arkadaşlar. Şimdi weaknesslar yani zayıflıklar önemli. Opportunities, fırsatlar, çok fazla fırsat var. Bizler YouTube'da sizlere birçok hocamız, YouTube'daki birçok hoca, Rehber Matematik, Şenol Hoca, Greek Coach, bizler birçok hoca sizlere ÖSYM standartında soruları verecekmiş gibi artık tek tek bir sürü video anlatıyoruz. Bizler kitaplarımızla coğrafyadır, kimyadır, matematiktir, sıfırdandır veyahut da TYT kitaplarımızla problematiktir, buna benzer kitaplarımızla sizlere ÖSYM standartında bilgi vermeye çalışıyoruz, sorular yakalatmaya çalışıyoruz. Sınavda dejavu hissi yaşayın diyoruz. Yani birçok fırsatınız var. YouTube'da bir sürü ücretsiz video var. ÖSYM sorularını paylaşıyor. ÖSYM diyor ki bütün çıkmış soruları sınavda ben sizlere paylaştım diyor. Dolayısıyla bu fırsatları da değerlendirmelisiniz. Tabii ki tehditler de var. Nedir o tehditler? O da arkadaşlar tabii ki threats yani İngilizcesi sosyal medya arkadaşlar. Yani şu telefon dediğimiz şey esasında bizim gün içerisinde maksimum 1-2 saatimiz alması gerekirken ekran süresine bir bakıyorsun 10 saat, 7 saat, 6 saat. Ya sen ne zaman baktın buna 5 saat, 6 saat, 7 saat diyorsun. Yani sürekli Instagram, sürekli WhatsApp, sürekli Twitter, sürekli Snapchat, sürekli işte ne bileyim başka ne var yaşlılardan örnek vereyim Facebook. Yani siz gençler neler kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben bu arada hepsini sildim onu da söyleyeyim. Sadece WhatsApp kullanıyorum. Bir şekilde ama YouTube'da da geziyorum o ayrı mesela. YouTube'da Instagram'a girmiyorum. YouTube Shorts'tayım. Aynı şey işte. Ha, YouTube Shorts, ha Instagram yani öyle değil mi? Oradaki story'e benzer bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar sosyal medya bize dopamin etkisiyle sürekli bizim beynimizi kemire 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 o beynimiz şöyle bir boşluksa bu boşluğun içerisinde bir sürü yeri kapıyor. Sonra şu kadarcık bir yer kalıyor oraya da sen TYT fizik, AYT matematiği koymaya çalışıyorsun. Yer kalmadı ki beyninde bir sürü
Instagram'da, YouTube'da gördüğün gereksiz bilgi doldu taştı zaten. O bilgiler dolup taştığı için beyinde yer kalmadı. O yüzden bu tehditlerden de kurtulmamız lazım. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Öncelikle bunu önceki videolarımızda da söylemiştim. 10. sınıfta sorumlu olduğumuz dersler var. Örnek veriyorum. Edebiyat dersi var. Edebiyat dersini yazdık. Matematik dersi var. Matematik dersini yazdık. İşte fizik, kimya, biyoloji, sözelciyseniz tarih, coğrafya, felsefe hiç fark etmez. Böyle yazdınız ya. Bu derslerle alakalı bitirmeniz gereken bir de konular var. Yani her bir derste öğrenmeniz gereken kazanımlar var. İşte birinci konu var, ikinci konu var, üçüncü konu var. Matematikte birinci konu, ikinci konu, üçüncü konu. Fizikte birinci konu, ikinci konu. Yani tabii ki her bir derste üç konudan daha fazla var. Onu biliyorum ama burada sadece örnek vermeye çalışıyorum. Bu konuları da belirledikten sonra her bir konuyla alakalı kendinize bir çizelge çıkaracaksınız. Diyeceksiniz kardeşim ben bitirmem gereken şeyler bunlar ya. Bu kazanımlardan sorumluyum. Bunları bitirirsem TYT adına bu işin %50'sini bitirmiş olurum. Çünkü 2023 TYT'ye girmeyeceksiniz. 2024'de de girmeyeceksiniz. 2025 TYT'ye girdiğinizde sizin karşınıza bu konular çıkacak. %50 bu sorulardan gelecek. O zaman ben şu anda 10. sınıf yazılısına çalışırken yani açıp da 10. sınıf kimyaya çalıştığımda ya da 10. sınıf coğrafyaya çalıştığımda esasında TYT'nin de %50'sini bitirmiş olurum. Bu soru TYT'de gelebilir diyeceksiniz. O yüzden hem yazılıya hem de ÖSYM'nin sınavına hazırlanıyorum. Bir taşla iki kuş vururum demeniz lazım. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. Bir, öncelikle konu anlatımı. Yani konu anlatımı derken okuldaki hocanızı dinlemek olabilir. YouTube'daki videoyu izlemek olabilir. Tonguç Kampüsü izlersin, bizi izlersin. Tonguç 10. sınıf kanalı izlersin. Rehber Matematiği izlersin. Şunu izle. Bir sürü hoca var. Bunu izledikten sonra buna bir tik atacaksın. Diyeceksin ben matematik bunu izledim. Sonrasında kopya diyebilirsin buraya. Edebiyatta, fizikte, kimyada. Kopya hazırlar gibi kendine post-itler hazırlayabilirsin. Yani sınavda çekmek üzere değil de aklında bulunması için formülize edilmiş, duvarına asabileceğin şeyler. Bunu da yaptın mı? Yaptın. Sonrasında soru çözmen lazım. Ama ne sorusu? Bir ÖSYM'nin sorusu var. Onlara belki zorlanabilirsin ama birinci kaynaktan soru çözeceksin. İşte atıyorum kimya dersinde ben konu anlatımını yaptım. Post-it'imi hazırladım. Şimdi Tonguç'un kitabından sıfırdan onadan şu testleri bitireceğim diyeceksin. Sonra başka bir kaynağın varsa ikinci bir kaynak oradan çözeceksin. Başka bir kaynağın varsa üçüncü kaynak oradan çözeceksin. Bunu tamamladığın zaman diyeceksin ben bunu tamamladım. Ben görevimi yaptım. Vazifemi yaptım. Belki takdir alamadım. Belki teşekkür bile alamadım ama ben vazifemi yaptım. TYT adına bir adım attım diyeceksiniz. Ve sonrasında da bütün bu sınavlarda size başarı gelecek arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Üniversite sınavına girdiğinizde size hadi anlat bakalım demeyecekler. Size seçeneklerinin olduğu sorular soracaklar. Seçeneklere bakarak soruyu yapıyorsun. Ve doğru cevap önünüzde esasında. Sadece test tekniğini bilmek ve konuları bilmek yeterli. Bunu da derslerinizde çalışarak bol bol soru çözerek. Biz burada mesela kitaplarımızda sizler için mesela örnek veriyorum. Şuradan örnek vereyim. Dinamo Matematik Soru Bankası. Burada sadece normal 10. sınıfa yönelik değil. Aynı zamanda yazılı soruları sorduğumuz gibi ÖSYM tarzı sorular da soruyoruz. Neden hocam? Çünkü ÖSYM'nin soruları da TYT'den 10. sınıf konularından hazırlanıyor. O zaman sen 10. sınıftan itibaren onu ÖSYM tarzı sorular çözebilirsin. Bütün bu kitapları Tonguç Mağaza'dan ya da size en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin yerinizde olsam mutlaka bu listeyi çıkarıp en azından bir kaynak alarak, en azından iki kaynak alıp bir şekilde başlarım ve 10. sınıf bittiğinde derim ki ya kardeşim ben bu sene bunları yaptım. Onu bir hesabıma koyarım. Bu SWOT analizinde bu engelleri aştığım bu yolculukta bir adım atarım. Bizler sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Sizler de lütfen kendinize güvenin, bizlere inanın ve inşallah hayallerinize giden yolda en sonunda hayallerinizin peşinden koşup hayallerinizi yorun. Hayalleriniz yorulduğu için size teslim olsun. Hayallerinize ulaşın. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.